Sağdaki ilk operasyonundan alnının akıyla çıktın. Bravo, tebrik ederim. Sağ olun Halit Başkanım. Bir şey söyleyeceğim, sağda hiç bir böyle tedirginlik çekmedin. İçinde bu zamana kadar bir istihbaratçı mı yetiştirdin, ne yaptın ha? İçimizde her daim yaşattığımız vatan sevdasıydı. Sizi mahcup etmemeye çalıştım. Etmedin, etmedin. Eğer etseydin zaten burada olmazdın. Bak Korkut, senin efkar diyebildiğin Hasan Atmaca, çeşitli kimliklerle bu vatan için farklı farklı görevlerde bulundu. Ve sen onun bana emanetisin. Bu ne efendim? Artık bu ekibin bir parçasısın. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Emredersin diyeceksin. Emredersin diyeceksin. Emir komuta zincirine uyacaksın. Sana ne görev verirse verirsin, itiraz etmeden emredersin diyeceksin. Kurallara tabi hareket edeceksin. Emredersiniz Halit Başkanım. Hızlı öğreniyorsun. Hayırlı olsun. Sağ ol. Unutma, referansın Ömer ve Zehra tarafından verildi. Onlar sana kefil oldular. O yüzden onlara mahcup olma, tamam? Sağ olsunlar. Hadi gel. Nereye? Ekiple danışacaksın. İlk toplantıya geç kalma, kızarım sonra. Arkadaşlar kolay gelsin. Herkes toplansın. Bu arkadaşınızın adı Korkut. Sahada bize çok yardımcı oldu. Kritik yerlerde hep müdahale etti. Eskiden özel kuvvet askeri olarak görev yaptı. Maalesef geçirdiği bir kaza sonucu bu görev fazla uzun sürmedi. Yani bu işlere çok uzak biri değil. Sahada birlikte çalıştınız. Bundan sonraki süreçte de hep aramızda olacak. Sağ olun. Hayırlı olsun. Rüyalarımız gerçek oldu. Bundan sonra beraberiz. Artık kansızlara karşı sırt sırta savaşacağız. Of, yerini bileceksin önce. Ben dur dersem duracaksın, sık dersem sıkacaksın. Anlaştık mı çırak? Sen nasıl dersen. Ekibimize hoş geldiniz Korkut Bey. Bundan sonra görev içinde de dışında da gözüm üzerinizde olacak. Emir ve görüşlerinize hazırım. Zehra Hanım. Hayırlı olsun. Aramıza hoş geldin. Sağ olasın Gürcan. Sağ olasın. Merhaba. Sen de uzay olmalısın. Sizi daha önce gördüğüme eminim ama tanışmadık. Evet, tanışmadık. Ama yavaş yavaş tanışırız artık. Adımı nereden biliyorsunuz? Ekip arkadaşları mı söyledi? Yok. Sen başka bir dünyasın. Uzaydan gelmiş gibisin. Beni bir bakışta çözeceğini sanıyorsun ama yanılırsın. Uyandırayım. Benim işim sorun çözmek. Evet. Korkutcuğum tekrar hayırlı uğurlu olsun. Sen şimdi git, herhangi bir şey olursa arkadaşlar sana haber verir, tamam mı? Emredersiniz. Evet arkadaşlar. Operasyon bitmiş olsa da sorunların hala devam ettiğini farkındayız değil mi arkadaşlar? Planlarının bir ayağına büyük bir darbe vurduk ama henüz büyük planlarını bilmiyoruz.
Operasyon sonucu aldığımız belgeleri ve telefonu incelemeye başladık başkanım. Merak etmeyin. Güzel. Büyük planları her neyse başarılı olacaklarına inanıyorlar. O zaman onları yine hayal kırıklığına uğratacağız. Aynen öyle. Çalışmaları sıkılaştırıp vakit kaybetmeden hemen harekete geçelim arkadaşlar.